Mimar Selin Hanım dikdörtgen şekilli bir yemek odasının planını çiziyor. Yemek odasının yani esas yemek odasının alanı plandakinden 1600 kat daha büyük. Planda yemek odasının uzunluğu 5 santimetre ise gerçek yemek odasının uzunluğu kaç metredir? Soruda ilginç birkaç nokta var. Planın boyutları santimetre olarak verilmiş ama gerçek boyut metreyle istenmiş. Gerçek yemek odasının alanında 1600 kat büyük olduğu verilmiş. Yani planın ölçeği 1'e 1600'dür denmiyor. Bu orandan daha az bir oran olacağı belli. Şimdi ölçeği tahmin etmeye çalışalım. Farklı ölçeklere bakmakla başlayalım. Şu planımız olsun. Bu da gerçek yemek odası. Planın boyutu da 1'e 1 olsun. Eğer planım kare ise ve boyutları 2 kat arttırırsak alan ne olur? Burası 2, burası da 2 olur. Yani alan 4 olur. Soldaki alan 1, sağdaki alan 4. Yani boyutlarda 2 kat oranında bir artış olursa alan 4 kat artar. Başka bir deyişle eğer her bir boyutu 2 kat arttırırsak alan 4 kat artar. Veya her bir boyutu 3 katına çıkaralım. O halde bu karemiz 3'e 3 boyutlu olacak ve alan 9 kat artacak. Yani boyutları hangi oranda artırıyorsak alan o oranın karesi ölçüsünde büyür. Ve soruda alanı 1600 kat arttırdığımız söyleniyor. Biraz daha detaylı göstereyim. Şöyle şuraları biraz toparlayalım. Gerçek yemek odasının alanı 1600 kat büyük. Eğer bu çizimin alanı 1 ise gerçek yemek odasının alanı 1600. Yani 1600 katı artması için her bir boyutu kaçla çarpmamız lazım? Bu boyutu 40 ile çarparsam ve diğerini de aynı şekilde 40 ile çarparsam ne olur? 40 çarpı 40, 1600 eder. Diyebilirsiniz ki neden 40? Burada 16 bize büyük bir ipucu veriyor. Hepimizin bildiği gibi 4 çarpı 4, 4'ün karesi 16 eder. Bu 4'leri 40 yaparsak sonuç 1600 olur. Yani şurada verilen bilgi aslında uzunluğun 40 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla alan da 1600 oluyor. Soruya iyi bir başlangıç yaptıktan sonra planda çizilen yemek odasına bakalım. Plandaki yemek odası şurada çizdiğimle aynı değil. Yani 1 değil, 3 birim olacak. Ama soruda tüm boyutlar verilmediği için diğer uzunluğun ne olduğunu bilemiyoruz. Bir birim de olabilir, iki birim de. Biz örnek olarak 5'e 5 birimlik bir kare verelim. Daha sonra tüm bu birimleri 40 ile çarpalım. Burada önemli olan ve soruda bize sorulan odanın uzunluğu. Bu birimi 40 ile çarpalım. Yine diğer birimi 40 ile çarpıyorum. 5 çarpı 40, 200 eder. Bu da uzunluğumuz oluyor. Bu aşamada artık soruyu çözdüğümüzü düşünebilirsiniz ama unutmayalım ki birimimiz santimetre cinsinden. 200 santimetre kaç metreye denk gelir? 1 metre 100 santimetreye eşitse, 2 oranı da 2 ile çarpalım, 2 metre 200 santimetreye denk gelir değil mi? Yani cevap 2 metre. Veya şöyle düşünelim. 200 santimetreyi kaça bölersek 100 santimetre eder? 2'ye. Evet, yemek odasının gerçek uzunluğunu metre cinsinden bulmuş olduk. Şahane.